Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Denemelerimizin 9.sundayız. Bir tane böyle görmediğimiz bir bölge var. Gelen ışın var, çıkan ışın var. Burada bir düz ayna var. İşte bir yansıma olmuş. Işının aynaya gelme açısı soruluyor. İlk önce tabii ki bunları böyle birleştireceğiz. Yani tek kuralı bu. Bunu böyle yaptıktan sonra tabii açıları taşıyacağız. Önemli olan şu aradaki açıyı bulmak arkadaşlar. Ben de geometri, 3 kuruşluk geometri bilgimle şununla şunu paralel yaptım. Bu normal falan değil. Sadece buna paralel yaptım. Burası 30 derece oldu. Bu bir. Şöyle bir yatay çizgi atsam. Yani yine yöndeş açılar. Burası da 60 derece oldu. Bu da güzel. Yani böyle takılıyoruz yani. Şimdi bu yatay oldu. Bu düşey oldu. 60 var. Burada da aha vallahi çok iyi oldu ha bak. Bu yatay bu düşey oldu ya. Şimdi burası 60'sa burası da 30 oldu. Tam harbiden açı ortaymış. Gelme açısı 30 olur. 30'a 30. Bu gerçekten normalmiş yani. İyi olmuş. Hatta bak şöyle de gidebilirdik. Buradan 60 olurdu. Buradan 30 olurdu. Öyle de olurdu. Güzel oldu. Şimdi devam edelim bakalım. O çukur ayna, tümsek ayna. Işını geldi böyle. Tümsek aynaya ulaştıktan sonra asal eksene paralel yansıyor. Buna geldikten sonra paralel gidiyorsa bir kere bunun arka tarafında yani paralel çıkıyorsa yani şunu demeye çalışıyorum ben. Şöyle bir şey ya bu şimdi. Sen şimdi odağı hedeflersen şöyle odağı hedeflersen o zaman paralel çıkarsın. Ha demek ki bu ışın mesela şuralara bir yere gelme eğilimindeymiş. Yani şöyle bir şeymiş. Ondan sonra buradan böyle paralel çıkıyormuş bu böyle olduktan sonra. O zaman bunun içinde burası hani ben buna 1 numara diyeyim. Buna da 2 numara diyeyim. Tamam mı? Burası hem F1 hem de F2'ymiş. Şimdi burası F1. Burası da F2 ise aynaların arasındaki mesafe F1'den F2'yi çıkardığımız zamanki olur. Adana olur. Güzel soru. Bence böyle bir şey gelebilir. Yani optikteki o formüller kaldırıldıktan sonra neden böyle bir şey olmasın? Şekildeki düzenekte M kütleli X cismi sabit hızla hareket ediyor. Bak şimdi burada 3mg var. Bu sistem bir kere sola gitmez arkadaşlar. 2mg, 3mg'yi sürttün mü olmasa bile bu tarafa götüremez yani. Şimdi 3mg ağır basıyor burada. Burada da 2mg var. O zaman biz bir kere bu tarafa doğru sabit hızla gidiyoruz. Onu bir söyleyelim. Bu bir. Ama sabit hızla gidebilmemiz için F-net'in sıfır olması lazım. O zaman da hani 3mg, 2mg'ydi ya burada böyle bir güzel bir sürtünme olacak. Bu sürtünme kuvveti de mg olacak. Bunu bir söyleyelim. Şimdi sürtünme kuvvetini bulduk. Burada bir sürtünme kuvveti varmış. Hangileri doğrudur diyor. X cismi bir yönünde hareket etmektedir. Doğru. X cismine mg büyüklüğünde bir sürtünme kuvveti etki etmektedir. Doğru. L ipi koparsa bu koptu. O zaman herkes bunların peşinde yavaşlar, durur ve hareketsiz kalır. Yani ona bir bakalım derim ben. Sen durduktan sonra bu 2mg bizi götürmeye kalkacak ya. Burası 2mg, sürtünme ters dönecek. Ama gücü yetmeyecek. 2mg, mg'yi alır yani bu tarafa doğru götürür. Olmadı bu. 1 ve 2 oldu. Yani yapacak bir şey yok. Net kuvvet 0 olsaydı o anda o zaman tabii ki de yani sabit olduğu yerde kalırdı. Ona bir şey demiyoruz. Şimdi yukarıdaki verilerden hangileri çıkarımdır? Yani kendine göre fikir beyan ediyorsun. Yani böyle belli bilgiler ışığı altında bir cümle kuruyorsun. Şimdi mesela şurada çok dikkat çekici. Koşucu 9.6 saniyede yarışı bitirir demek çıkarım yani olmuyor yani. Bu delil olmuş oluyor. Yani böyle çok net bir ölçüm söz konusu. Yani bak bunlar mesela tahminden öte değiller yani. Bu trafik yoğunluğunda genel merkeze 2 saatte ancak gideriz. Atıp tutuyor yani. Bu çıkarımdır. Kendine göre bir yani ortama bakarak hani veriye bakaraktan bir cümle kuruyor. Suya konan tüm tahta parçaları yüzer. Nereden biliyorsun yoğunluklarını? Duruma göre içerisinde gözenek olur olmaz bir şey olur. Bunlar yani çıkarım olmaktan yani çok ötede. Yani burada sadece 3 numara bunu yapabilir. Yanıt Bolu'ya gider. Yani biraz böyle yani net bilgi olursa delil oluyor. Öteki türlü sıkıntılı. Fizikte modelleme ile ilgili olarak bakalım modelleme hangileri doğrudur diye sormuşuz. Öngörülerin test edilmesine imkan verir. Yani evet aklına gelen bir şey yani ortaya koyduğun fikrin test etmeni sağlar. Bu doğru. Olay durdurulabilir, ara verilebilir ve tekrar başlatılabilir. Bilgisayar simülasyonları yani gayet ne bileyim tatbikatlara kadar yani bu örnek verilebilir. Can kaybı riski yaşanmaz. Yani ilk önce bir bakalım biz bunu bir deneyelim. Ondan sonra mesela pilot eğiteceksin sen.
Milyon dolarlık diyelim ki uçağı teslim edeceğin yolcusuyla beraber, "Aa, pardon, yanlış düğmeye basmışım, yanlış kolu çekmişim" dedirtmezsin. Saatlerce adamı simülatörde tutarsın. O da öğrenir, ondan sonra güvenilir hale gelir olay yani. Bunların hepsi yani modelleme ile ilgili olarak olur. Bu zaten şeydi, geçen senenin sorusuydu modelleme. Onu bir hatırlatayım dedim. Aşağıdaki verilen parçacıklardan hangi ikili de her ikisi de kararlıdır? Kararlı olmak demek zaman geçse de yani pozisyonunu korumak demektir arkadaşlar. Nötron kararlı değildir. Nötronun yani protona dönüştüğü durumlar söz konusudur. Nötron kararlı değil. Nötrinolar ama evet kararlı. Kolay kolay kimseyle tepkimeye girmiyorlar. Yani burada şimdi uzatmayalım, ikili olarak bak elektron da aynı şekilde herhangi bir şekilde tepkimeye girmiyor, başka şeylere dönüşmüyor. Proton ve nötron demiştim, özür dilerim. Elektron yan yana duruyorlar burada. Bu ikisi kararlılar, Ceyhan diyebiliriz. Bunlar piyondur, müyondur. Yani bunlar yani arkadaşlar tutmuyor yani yanındakiyle beraber düşünüldüğünde. Bunlara daha sonra tekrar geleceğim zaten. Geldik bakalım, radyoaktif ışımalardan biri olan alfa ışıması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sembolü, tamam güzel. Elektrik alandan geçerken negatif kutba sapar çünkü artı yüklü olduğunu düşünüyoruz. Doğrudur, artı yüklüdür zaten, helyum çekirdeğidir, temizdir. Ondan sonra çekirdek kütlesi çok büyük radyoaktif atomların tarafından yayınlanır. Bu da doğru. Ve proton sayısı 2, nötron sayısı 4'tür. Ya bu kütle numarası yani, olmaz yani, yanlış yani, uzatmayacağım. Evet, böyle de gitti yani. Şimdi devam edersek Compton saçılması ile ilgili olarak. Şimdi Compton saçılması neydi? Foton geliyordu. Bir tane elektron vardı. Ona çarpıyordu. Elektron bir tarafa gidiyordu. Foton başka bir tarafa gidiyordu. Bu yani ışığın tanecik modeline yatkın olduğunu söyleyen bir olay. Ona da dikkat. Compton olayı ışığın tanecik modelinin doğruluğunu gösterir. Bu laf doğru. Çarpışma sonrasında fotonun hızı azalır. Yalan. Enerjisi azalır. Hızı aynıdır. Işık aynı ortamda aynı hızla yayılmaya devam eder. Yani hızı azalır dedi. Yalan oldu bu. Çarpışma sırasında fotonun enerjisi azalır. Bu laf doğru. 1 ve 3 oldu. Evet, süper. Devam edelim. Devam edelim bakalım. Şimdi aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalga değildir? Yani X ışınları, gamma ışınları, beta ışınları, ya bu yok böyle bir şey. Yani kimler artık elektromanyetik dalga bilmek lazım. Neler var mesela işte. Yani görünür ışıktan başlayalım. Ondan daha yüksek enerjilere doğru gidince mor ötesi var, X ışını var, gama var. Daha düşük enerjilere gidince kızıl ötesi var, mikrodalgalar var, radyo dalgaları var. Beta ışını ne ya? Pozitron, mozitron, hani elektron, bu böyle böylesi var, böylesi var. Yani bunlar yani bu yüklü parçacık arkadaşlar. Bunun elektromanyetik dalga ile ilgisi yok yani. Beta ışınları, ışınları lafından kurtararak yani kaçmaya çalışıyor ama yok öyle bir şey. Ha, ışığın tanecik ve dalga yapısının birbirinden bağımsız olmadığını öne sürüp elektronların dalga yapısına sahip olduğunu bulan, bak elektronların dalga yapısına sahip olan Nobel ödüllü bilim insanı kimdir? Louis de Broglie, yani de Broglie dalga boyuyla anılır. Yani çok da havalı bir arkadaştır yani. Dinlediğiniz için teşekkürler.